başka bir hal oluyor. Ve bizi gerçekten dönüştürüyor. Kur'an'ın dönüştürü gücü, dönüştürücü gücü karşısında hala hala hayran olmamak mümkün mü? Bugün yaşayan insanlar olarak bin bir türlü ıstırapla doluyuz. Hayat zor. Hayat kendi yüküyle geliyor. Üstümüze üstümüze geliyor. Herkesin herkesin imtihanı yeterince yoğun. Hiç kimse derssiz değil. Şöyle söyletin insanlara. Peki bu hayatın yükünün altında ezilmeden nasıl emaneti götüreceğiz? Nasıl hayatın nesnesi değil de öznesi olacağız? Nasıl hayat sırtımıza binen bir kovboy değil de biz hayatın sırtına binen, sırtına bindiğimiz hayat bir at olacak. Nasıl olacak? Bunun formülünü Allah biliyor. Allah da bu bilgisini bizimle Kur'an'da paylaşıyor. Kur'an Allah'ın bilgisini paylaştığı bir kaynaktır unutmayın. Bu çok önemli. Bir başka kitapta bir güzellik okursunuz. Konfüçyüs'ün bir eserinde okursunuz. Anlatabiliyor muyum? Lao eserinde okursunuz. İşte Sokrat'ın eserinde okursunuz. Eflatun'un eserinde okursunuz. Aristoteles'in eserinde okursunuz. Hermes'in külliyatında okursunuz. Ama bu okuduğunuz şeyin doğru olup olmadığından emin değilsiniz. Bu okuduğunuz şeyin uydurulup uydurmadığından da emin değilsiniz. Sahibine ait olup olmadığından da emin değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama çünkü hiçbiri de size laharay ve fih demez. Böyle bir iddia taşımaz. içinde kuşku bulunmayan kitap iddiasıyla gelmez karşınıza. Ama bu kitap Allah konuşuyor diyerek gelir. Ey kul sen de Allah'ın sözünü dinle diyerek gelir ve içinde şüphe olmadığını söyleyerek gelir. Bugüne kadar bir tecrübe sabit